Star Trek 2. sezon kaç? 16. bölüm. Q Who bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde evet, sevgili Q geri dönüyor. Sağ olsun. Bayağıdır görmüyorduk. Nerede bu diyorduk. Sadece Q değil, hatta bu bölümde yeni atanmış bir mühendisimiz de var. Kibarca makineden kahve isterken giriyoruz hatta bölüme. Sevgili tabii, Sonya Hanım. Mortal Kombat oynayanlar oradaki Sonya ile karıştırmasın. Öyle biri değil. Orada kibarca, ya bir sıcak çikolata versene bana, bir işte robotlara da kibar davranın sonra biz dayak yeriz falan derken Laforge buna öyle değil bacım, gel anlatayım ben sana diyor ve bölüme giriyoruz. Tabii Riker da hemen yanında bitiyor kadın. Neyse. O arada da Q geri dönüyor ve Guinan'la onların diyaloglarıyla vesaire derken başlıyoruz ve şunu öğreniyoruz ki Q ayrılmış kendi Q'lar meclisinden ve tek başına takılmaya başlamış. Picard'a da diyor ki beni gemine alır mısın? Ben sizle takılayım, ben sizle gezeyim, ben sizi sevdim. Beni alın diyor. Fazla para da istemem diyor. Maaşım da önemli. Sigortayı da düşükten yatırırsın diyor. Mesai diyor, bir şey diyor ama Picard kabul etmiyor ve bölüme giriyoruz. Ve bence muhteşem bir bölüm bu. Herhalde 2. sezonun en tatlı, en iyi bölümlerinden biri olabilir. Vallahi evet. Yani işler karıştı. Bu bölüm hakikaten böyle The Next Generation yani serisinin en böyle şey bölümlerinden bir tanesi. En hatırlanabilir bölümlerinden bir tanesi demek aslında. Demek gerekli. Evet, çünkü işte Borglar işin içine giriyor. Sonya Gomez karakterini tanıtıyorlar. Sanki bu bölümün açılışı biraz ilginç. Sanki böyle Sonya Gomez'in o kadar fazla saniyesi falan var ki diyorsun ki tamam ya, herhalde bu ilerleyen bölümlerde bir karakter olacak ekstra şey gibi, hani ne bileyim, biraz ben şey gibi hissediyorum burada. O'Brien'ı ekledik tuttu, Sonya Gomez'i de yapıştıralım. Hani böyle anladım, biraz daha halktan biraz daha böyle sempatik karakterler. Çünkü böyle Picard, Riker falan düz vatandaşa hiç benzemeyen tipler ya böyle. Hani evet, biraz daha böyle vatandaş karakterler ekleyip biraz daha minnoşlaştırma şeyi var. Hemen zaten kaptanın üstüne sıcak çikolata falan dökülüyor. Ya böyle anladın mı? Hani buralar böyle şey. Ne oluyor lan, Star Trek dizisinde izlediğim kısa anlar benim. Siniri bozuluyor falan orada. Ama bölümün absürtlükleri hızlıca orada kesiliyor ve çok daha büyük bir absürtlük olan Q'nun gelip ne yapıyorsun toprağım, Fransa'nın güzel toprağı diyerekten yine Picard'ın kulağına üfleme mesafesine yaklaşıp adamcağızın evet olmasıyla. Ya bu kadar da yaklaşılmaz abi insan insana diyeceğim ama yaratık bu işte tabii, ne bilsin. Ondan sonra yani konu sonra da şey çok ilginç bu arada. Guinan yine işin içerisinde ve Guinan'la Q arasında bir eskiden merhabalaşma var. Hı hı. Bu bölümde artık şey anlıyoruz ya, Whoopi Goldberg kim la bu? Yani Whoopi Goldberg arada gelip barda takılan bir kadın mı? Niye bar var falan? O da tuhaf bir karakter çıkıyor. Bir anda derinleşiyor işler. Sen nasıl buldun bu bölümü? Ben işte bu bölümün devamının ilerisini bildiğim için yani bu bir arkın ilk bölümü tabiri caizse. Ben çok konuşamıyorum da. Sen şey yapmadın. Bayağı ya, biz bayağı Borglarla falan uğraşacağız yani ileride. Güzel. Tabii. Hoş geldin yar. Bölüm 1 burası yani. Bu bölüm şey bölüm abi. Game of Thrones 1. sezon 9. bölüm. Öyle düşün yani. Ha, tamam. O zaman güzel. Bak bunu zaten sormak üzereydim sana. Bu cevap iyi oldu. Guinan'dan devam edeceğim ve Borg'lara geleceğiz aslında. Guinan'la ilgili yani ben de merak ediyordum. Geçmişini bilmediğimiz için yani sırf ünlü oyuncu diye mi burada diye. Gerçi bu bölümde çok sorgulamadılar. Yani Q ile kapışabilen, Q'yu karşısına alabilen halkı 100 yıl önce Borg'lar tarafından yok edilmiş ama bir bak yani bir açıdan da güçlü olabilecek. Çünkü hemen Q'ya karşılık verebilecek gibi pozisyon falan alıyor ya böyle şşt falan. Yoda gibi oluyor bir anda böyle. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Aynen, ya da böyle Darth Sidious gibi böyle elektrik verecek falan zannediyorsun. Kimse demedi ki bacım sen hayırdır ya, sen güçlü müsün, gel bakayım falan. Ya iyi falan deyip Q'ya yüklendi hemen. Yanında takıldı böyle. Onun daha hikayesini göreceğiz belli ki, güzel. Q kısmı da ben şeyi çok bekliyordum. Yani şimdi Q hep bir şey için geliyor ya. Önce bunları sorguladı. Sonra işte bir teste tabi tuttu. Arındınız mı? İnsan oldunuz mu? İyi misiniz falan. Acaba dedim niye geldi bu yine? Yani şimdi ben ilk oradan düşündüm. Tamam hani yeni karakter çıkıyor, yeni ırk çıkıyor. Bunlar konuşulacak ama Q niye geldi? Onu da bu sefer anladık ki Q şu yüzden gelmiş. Ya siz çok böyle geziyorsunuz evrende. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Ay çocuk kurtardık. Ay işte orada jeofizik mühendisi saldık. Öbür tarafta bir şey oldu. Canım cicim takılıyorsunuz. İşte arada abuk subuk zayıf düşman görünce de onları korkutuyorsunuz zaten. Bir şey oldu yok. Sizi biraz zorlamamız lazım. Bir konfor alanınızdan çıkaracağız. Siz daha oho nerelere geleceksiniz deyip bir bunları itekleme. Aslında insan onu bir teste değil de artık o konfor alanından çıkma. Ve orada böyle bir zor anda artık daha böyle hayatlarını sorgulayacak. Geleceklerini sorgulayacak. Nereye gideceklerini gösterecek daha doğrusu. Zaten Q'da hep bunu söylüyor. Size nereye geleceğinizi göstereceğim diyor. Sonra kurşun atıyormuş değil mi böyle şey? Kurtlar Vadisi öyle bir sahne vardı. Hmm. Sizin nereye geleceğinizi göstereceğim falan. Bayağı kurşun atıyor aslında önlerinde. Yani çok bir nevi öyle. Aynen. Yani öyle bir hareket yapıyor ki kurşunu atıyor. Ve bayağı da güzel. Yani Borg'ları görmek beni inanılmaz şaşırttı. Böyle bir çıkış beklemiyordum Star Trek'ten. Çünkü sanat kısmını hep zayıf geçiyorlardı ya. Ya çok zorlamayalım aha, teknolojik olarak da şimdi para da az belki falan ama burada artık yapıştırmışlar. Bu açıdan da bölüm beni mutlu etti. Evet. Bu bölüm şey açısından şaşırtıcı bir bölüm değil mi? Hani böyle başta diyorsun ki ulan ne olacak acaba? Zaten bir de şey ilginçti. Guinan var işin içinde, Q geliyor. Yetmiyor bir de bambaşka bir yere gidiyorlar. Orada bir tuhaf bir yaratık bunların gemisine teleport oluyor. Onun böyle kostüm tasarımı falan ilginç. Yani evet, şey değil. Değişik. Bir yarınlarda bir yerlerde başka bir dizi çekilmiş ve oradan artma kostüm değil yani böyle belli ki uğraşılmış bir kostümlü bir karakter geliyor. Onunla uğraşıyorlar, onu bayıltıyorlar. Bir tane daha geliyor. Hadi bunlar peşine düşüyorlar. Borg küp var bu sırada. Borg küp zaten tasarım olarak çok ilginç. Yani birisinin uydurduğu boktan bir gemi tasarımı değil böyle, anladın mı? Yani tam jenerik ship ya çünkü genelde bizim gördüğümüz. Böyle işte Borg şeylerin, Klingonların falan veya böyle şeylerin Romulanların biraz böyle biraz ikonik gemi tasarımları var. Ama onun dışında genelde böyle diğer gemiler çok böyle etkileyici değildir yani. Tabii onların da Borg gemisinde... Hı? Onlara deki şey ya böyle işte biraz kararttık, ışık bastık, öbürünü biraz evet, aydınlattık evet, bir şey oldu falan. Aynen, salon ışığı değil de sis var, yerden ışık verdik, kırmızı ışığı üstten verdik falan. Yok, burada hakikaten bambaşka bir iş hazırlanmış gerçekten de ve sonra öbür gemiye teleport oluyorlar. Öbür geminin içerisinde bayağı bayağı setler kurulmuş. Yani yaratıkların gezdiği yerler, koridorlar, bilmem neler. Prodüksiyon anlamında da büyük bir bölüm. O yüzden de zaten etkileyici de bir bölüm oluyor. Hep kalıcı, yani kalıcı ve önemli bir bölüm Star Trek tarihinde bu bölüm. Evet, burada aslında o karakterleri de işte ilk gemiye gelince görüyorlar. Bunları hiç iplemiyor. Humanoid ama şey de diyorlar ya işte ya bu humanoid ama cinsiyeti yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz ve bizi iplemiyor. Yani kesinlikle tehdit olarak görmediği zaman onları karşısına almayan bir karakter var. Sonra onu öldürdüklerini zannediyor ama hiçbir şey olmuyor. Hemen başka birisi gelip dataları alıp gidiyor. Datalarımızı çalıyorlar yine. Sonra hı-hı, geri dönüyorlar. Ve Tencent'miş bunlar değil mi? Tencent'miş abi. Tabii. Bedava oyun deyip bunları kandırıyorlarmış. Sonra esas hikaye zaten Riker ve ekip işte Data ve Worf'la gidiyorlardı sanırım. Oraya gidince başlıyor. Oraya gidiyorlar. Aslında herkes işte makinelere bağlı. Bazı işte deckler boş. Oralara da başkaları gelecek belli ki. Ve aslında gitmeden önce bunu hani zaten Data araçları fark ediyor. Bir bilinç, yani ortak bir bilince bağlanıyor bunlar ve o yönetiyor. Bir karar alma da onların bilinçlerinin konuşmasıyla oluyor. Ya burada iş bayağı büyüyor. Şimdi Star Trek evreninin, şimdi sen spoiler olmasın diye belki söylemeyeceksin ama hani Star Trek evreninin, bu Next Generation evreninin ilerlemesine artık herhalde daha bu tarz işte hani Battlestar Galactica, işte ne bileyim Alien, yani biraz daha böyle uzay, farklı bilinçler, daha transhuman, biraz daha oralara çekeceğiz herhalde değil mi bundan sonra bu bölümle beraber? Ama şunu söyleyeyim, Borg'lar gerçekten hem bilim kurgu aleminde hem de Star Trek'in geleceğinde çok ciddi bir mihenk taşı, çok ciddi bir adım. Bugüne kadar pek çok farklı eserde gördüğümüz hive mind mantığındaki şeyler. Bundan sonra hep Borg'ların bu bölümdeki hallerinden değil de biraz sonra, birkaç şey sonra rastlayacağımız bazı bir takım hallerinden. Yani şey gibi düşün. Biz Romulan'da bölümü izledik mi şu ana kadar? İzledik. Ha, tamam. İzledik. Yani Romulanlar artacaklar bundan sonrasında. Borg'lar artacaklar ve Borg'ların daha çok tanıdığımızda öğreneceğimiz bir takım özellikleri bundan sonra adeta hive mind, bütün her şeyin. Yani bugün mesela Stellaris oyununu aç. Borg'ları koyamadıkları için morgları koyuyorlar ama aynı konsept. İşte ne bileyim. StarCraft'ta da yok muydu ya? Ben çok oynamadım da sanki orada da öyle bir ırk mı vardı? StarCraft'ta Zerg'ler vardı. Onlar organik formu bunların. Horde mantığı var onlarda. İşte, bu arada onlarda da bir hive mind mantığı var kesinlikle. Onlar böyle biyolojik bir yapıdalar. Burada işte biyotekno karışık bir kafada gidiyorlar. Ama şu an düşünüyorum StarCraft'takiler şeyden etkilendiler. Dur söyleyeceğim. Warhammer evrenindeki ismini şu an unuttuğum Tiranit ırkından esinlenmeler. Tiranitler biyolojik hive mind genetik pool yaratma mantığındalar. O genetik pool mantığını Tiranitleri kaçta oluşturmuş Warhammer'cılar? Dur bakayım ya. Warhammer'da da var. Doğru, bu muhabbet Warhammer'da da vardı. Ben de çok o dünyada yokum da az çok biliyorum. Abi Blizzard zaten en çok para kazandıran iki franchise'ını direkt Warhammer ve Warhammer 40K'dan çaktığı için. Yani bunu da artık Blizzard fanboyları her söylediğimizde çok bozuyorlar. Onlar da kabullenseler iyi olur. Yani adam ne iş yapıyorsa başkasına çok iyi çakarak yapıyor. Şimdi de Riot Games onlardan çok güzel çakıyor ama ben bu konuda daha uzun konuşursam bu bölüm yatay bakışa doğru. Bunu bir yatay bakışta tartışırız. Güzel. Evet yani Blizzard'ın çaktıkları ayrı bir bölüm olarak ben kanalıma atayım hatta yani. Tiranitleri kaç senesinde eklemişlerdi bilmiyorum ama Tiranitler muhtemelen kitap çıkışlıdır. Çıkışı değildir. Benim aklıma gelen. Yani Warhammer'cılar da biraz tabii ki edebiyattan okuduklarını toparlıyorlar. Tiranitlerin ben bir tarihçesini araştırayım. Tamam. Borg çıkışlı olduklarını zannetmiyorum ama Borglardan ilham alanlarda çünkü her zaman bir yapay zeka ve bir donukluk, anladın mı? Tiranitler 95 çıkışlıymış. 95 çıkışlıysa Borg izlemişlerdir kesinlikle. Star Trek'i biliyorlardır. Yani bu bölümü izlemişlerdir. Bu bölüm çünkü kaç senesinde yayınlanıyor? 1989'da yayınlanıyor bu bölüm. Klasik Star Wars'ta var mıydı böyle bir şey? Bir Borglar. Yok, Borgları ilk kez görüyoruz burada. Kesinlikle. Ve Borglar açıkçası söylüyorum hive mind mantığını ve böyle aslında biraz daha bir hive mind tabii. İşte Trinitlerde, Zerglerdeki gibi böyle vahşi ve bir biyolojik böyle, anladın mı? Sinir, stres, horde mantığı bir şey değil de donuk, kaybetmeyi göze alan, bireylerini hiç önemsemeyen korkunç, daha böyle soğuk bir hive mind'i burada ilk kez Borglarla görüyoruz. Daha Borgları ilerleyen bölümlerde, yani şöyle söyleyeyim, artık Star Trek'te Borglar da var. Güzel. Ben buna çok okeyim ya. Görmek isterim zaten. Battlestar Galactica'yı da çok seven biri olarak. Ya zaten abi bu bölümün Borglar tarafından ilk mesajında çok iyiydi. İşte bizim sizi yok edip etmemekten çok sizi yok edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bakıyorlar. Evet, biz sizi yok edebiliyoruz. Aslında çok klasik. Yani sen bana tehdit olabilecek minimum şartlara sahipsin. Ben de seni yok edebiliyorum. Niye etmeyeyim? Çok temel ama tabii burada ahlaki bir sorgulaması var. Bebekler doğuyor. Bebekleri direkt doğar doğmaz implant ekliyorlar. Bu bebekler nasıl doğuyor? Bunun ilk başlangıcı ne? Hangi nokta? Buralar genelde şekillenir, güzelleşir. Benzer bir konsepti Game of Thrones biraz ucundan kullanmıştı ama dizide kullandı. Kitaplara daha bu net değil. Çocuğu başta alıyorlar, değiştiriyorlar vesaire konusu orada da vardı. Bunun hep kökeni zaten önemli. Başlangıç noktası nasıl oldu bu? Muhtemelen onu da göreceğiz Borglarla ilgili. O zaman herhalde biraz daha bu sorgulamalara gireceğiz. Hem insan tarafından hem de Borglar tarafından. Q acaba şunu mu hedefledi burada? Abi dizi de ilerliyor. Biraz hızlandıralım. Şimdi biz nasıl sokacağız Borgları? Bunlar kendi kendine bulsalar çözemeyebilirler. Ben gideyim. Sizi sokayım. Sizi de böyle kendime biraz yardım etme, insanın sıkışına yardım istemesinde bir sorun yoktur. Bu doğal bir şeydir gibi mesajımı da vereyim. Sizi de kurtarayım, siz devam edin gibi bir şeye gelmiş. Böyle bir katalizör gibi de Q. Böyle hep geliyor, bunları katalize ediyor, gidiyor gibi. Burada da sanki özellikle artık insanlara bir mesaj vermekten çok Borglarla tanıştırmak için bir planı var gibi geldi ama Q buna devam edecek mi? Ya da bu planla Borglarla bir bağ var mı? Tabii bilmiyorum şu anda. Bu hiçbir şey de söyleyemem ki. Evet abi, anlatsana bölümü nasıl? biraz daha anlat. Evet, olabilir abi. Spoiler diye. Yok tamam, söyleme. Ama demek ki doğru noktalara şu an parmak basıyoruz. Güzel bir bölüm yani, anladın mı? Kıymetli bir bölüm. Kısmı da benim için çok faydalı. Bence güzel bir karakterizasyon. Yani Borgları çıktığı andan itibaren çok doğru anlatıyorlar. Hele o çok ilginç. Yani bunlar sıkıyorlar, mıkıyorlar, patlatıyorlar bir kısmını. Sonra Borg küpü yatıyor, umurunda değil. Sonra bir noktada diyor ki okey, biz bunları yakalayak diyor. Çünkü Enterprise'in gemisine gelip örnek alıyorlar aslında. Evet. Yani şey çok ilginç, böyle karşında panik yapan, düşünen, şiddetlenen, işte bağlanıp konuşup böyle Picard'ın konuşmalar yapıp ikna edebileceği filan bir düşman yok. Bu seferki çok 1-0. Yani zaten makine bir düşman ya, binary bir düşman var. Senin yok olmana karar verse yok etmeye kalkışıyor. Umursamıyorsa umursamıyor. Yani böyle çok... bu aslında birazcık şu bölüme kadar gelinen noktada, şu bölüme kadar çünkü hep şey diye dik durup şey karşısında delikanlı gibi konuştuktan sonra ya karşı taraf ikna oluyor. Evet. İşte ta ilk bölümde biliyorsun işte geçmişten gelen devasa medeniyet var bir tane. Riker yargılıyorlar. Hı-hı. Şey sallıyor, bıçak sallıyor Riker'a. Riker böyle dik durunca helal olsun diyor. İşte federasyon olarak iyi medeniyetmişsiniz falan diyor. Bu sefer öyle bir düşman yok karşılarında. Aslında biraz işleri değiştiren şeylerden bir tanesi bu. Q'nun yaptığı aslında federasyonu ve Enterprise tayfasını zamanından önce doğal sınırlarıyla yüzleştirmek. Hani diyor ki tamam işte senin başta bu bölümün başında söylediğin gibi minnoş minnoş gezdiniz şu ana kadar, oraya uğradınız, buraya uğradınız, hoş. Yarın bir gün diyor nasıl hesap vereceksin diyor. Kime hesap vereceğiz lan falan deyince al baba Borglar deyip atıyor önlerine. Hadi anlat bakalım. Çatışma sonrası da Q'nun kazanması falan gibi durumlarla alakalı fikrini de merak ediyorum. Çünkü ben çok bir şey söylemek istemiyorum bu bölümde gerçekten. Ne desem çok uzun bazı... Yani böyle çok farklı yerlerden spoiler verdiğimi fark ediyorum birazcık şey yapmadan. Anladım. Gizemli kalsın Borglar biraz istiyorum. Ya oraya şeye bağlayacağım zaten. Borgların dışında aslında bitirmek istiyordum ben de biraz bölümle ilgili söyleyeceklerimi. Demin biraz bahsettim. Yani Q'nun aslında buradaki derdi evet hani hem tanıştırmak, bu bir ana görev. Belli ki Q için hani ben hala şeyi sorguluyorum tabii. Bu Q'nun mu gerçekten, hep Q böyle ya işte bana kızdılar demişti bir önceki gelişinde de bizim konsey. Bana biraz orada Q oyun çeviriyor gibi geliyor hala. Hani Q'nun bir yerde sorgulandığı ya da bir şey yaptığı falan yok. Q sadece bir plan üzerinden bir süreci katalize etmeye devam ediyor. Ama tabii buradaki şu mesaj güzel. Bu benim de hayatımda çok takıldığım, bazen yorulduğum, bazen de fark etmediğim bir süreçtir. O konfor alanı konusu ve yardım istemenin bir acizlik olduğu, işte bazı şeyleri kabul etmenin acizlik olduğu duygusu insanoğlunu çok sıkan bir şeydir. Picard da bunu kabul etmek istemiyor zaten. Hep Q'nun onu buna zorladığını, onların bize aciz olduğumuzu anlatmak istiyorsunuz. İşte biz senden yardım istemeyeceğiz, tek başımıza duracağız gibi böyle bir inatlaşmaya giriyor ve kaybedeceğini artık anlıyor. Q da bu ana kadar müdahale etmiyor ve tamam okey bize yardım et deyip aslında o şeyi kırıyor. Kendisi de o yanlış önyargısını kırıyor ve kurtuluyorlar. Çünkü Picard tek başına değil. Muhtemelen bu arada Picard tek başına olsa ölmeyi kabul eder. Yani öldürün ama sorumlu olduğu bir halk var orada. İnsanlar var, mühendisler var, işte dekteki insanlar var. Bu riski alamıyor. Q'nun bu konfor alanından çıkarmayla başlayıp yardım istemenin aciz düşürmediği, aksine seni yücelttiği, seni geliştirdiği ile ilgili bilgiyi verip onlara aslında yolu açıyor. Bu açıdan hani dizinin bölüm mesajı olarak da beni çok mutlu etti. Yani en başta dediğim konuya geliyorum. Q niye geldi? Tek derdi tabii ki Borglar değildi. Borglara karşı da aslında insanları hazırlamaya devam ediyor. Ya da Borg gibilere ya da işte neler olacaksa artık ileride. Onu da işte önce arındırdı. Sonra test etti. Sonra da işte şimdi farklı yöntemler, işte konfor alanını test etti. Belki ileride de başka bir şeyden test edip ya da insanı geliştirip yola devam edecek. Var mı ekleyeceğim bir şey bölüme? Hadi hayırlısı diyelim. Tamam. Asimilasyon konusu bu bölümde çok işlenen bir konu değil, vakti gelince inşallah onu da işlemek lazım. Yani şimdi sen anlatırken bir yandan da şunu fark ettim, belki de Borglarla alakalı en önemli konulardan bir tanesi bu bölümde konuşulmadı. O yüzden ben de biraz ona baktım bir yandan, biliyor musun? Yani şimdi lan bir iki bir şey geliyor aklıma, söylesem mi söylemesem mi, şu an too early dedim. Asimilasyon aslında çocuk üzerinden, o bebek üzerinden minicik bir şey var ama işte dediğim gibi hani bir merkezini bilmediğimiz için anlayamıyoruz onu. Konuşacağız. Ama evet. Şey bir bölüm bu bölüm. Yani hani birisi bana dese ki abi Star Trek'in tümünü izlemek istemiyorum. Yani bana birkaç tane bölüm say. Yani böyle hep kafamda listeler var. Şey gibi bölümler. En iyi bölümler desem. Mesela en iyi bölümler listesine Q Who'yu ben muhtemelen sokmam. Q Who biraz daha böyle şey bir bölüm. Oo hadi bakalım abi ne olacak, işler karışıyor bir bölüm, anladın mı? Yani dizinin içerisinde diziyi yükselten bir bölüm. Diziyi hiç bilmeyen birisine tavsiye edeceğim bölümler arasında da geçiyor. Çünkü prodüksiyonu çok yüksek ve güçlü. Evet. Yani böyle abi diyor o var bu var, yaratık geliyor fırlatıyor, robot çıkıyor, robotun oraya gidiyorlar, ne oluyor, bebekler, borular falan, acayip bir dünya. Şey bir bölüm ya, stand out bir bölüm gerçekten. Çok bir şey konuşamadım ben bununla ilgili. İnşallah ileriki bölümlerde daha rahat ben de hem tamam. Q hem Guinan ve hem de Borg'larla alakalı daha rahat konuşacağım. Biraz açınca altını konuşuruz zaten. Ya bu... Evet bu bölüm böyle şey bir bölüm birazcık. Ama bir tek şeyi hatırlatacağım herkese. Benim de çünkü sana demin Romulanları sorduktan sonra aklıma geldi. Şu ana kadar Picard birkaç kere Romulan gemileriyle karşılaştı ve hep şeyi konuştular ya, Romulanlarla aralarında bir bölge var bunların. Evet. İşte şey. Bağımsız bölge var. Bağımsız bölge var. O bağımsız bölge civarındaki bir takım kolonilerin yok olduğundan bahsediliyordu. Bakalım neler yaşanacak. Ha, bu kolonilerde bağlanacak. Ha, okey. Dur. Tamam, anladım gibi. Bakalım neler olacak. Bu arada hani en iyi bölüm derken ben sayarım lan bunu. Hani bir Measure of a Man değil ama yapı olarak ben eklerim ya bunu iyi bölümlere. Bir şey peki. Bölüm bu Star Trek'in güzel cepte izlenmesi gereken bölüm. Okay, evet, o zaman... bu bölüm çok iyi bir bilim kurgu bölümü ya bir kere. Yani evet. Şu bölümden aldığı fikirle yazı yazan, evren kuran, dizi yazan insanlar olduğuna ben eminim. Ya gerçekten Next Generation bir bölümünde milletin sezonlarını harcıyor yani. Hakikaten. Bu harcama, bu arada bu bolluk, bu bereket bir ömür devam etsin inşallah diyorum ben gerçekten yani. O zaman bir sonraki bölüme kadar yine kanala abone olmanızı, çanlarımıza tıklamanızı, like'larınızı, yorumlarınızı, algoritmayı goncuklamanızı rica ediyoruz yine. Ve bir sonraki bölüm Up the Long Ladder olacak. O bölümde yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.